Herkese merhaba. Future Commerce 360 Loading serimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. E-ihracatı konuşacağımız bu serimizde katılımcı sayımız rekor kırdı. Bugün 990 kişiyi bizim serimizi dinlemek üzere ekran başındalar. İlginiz için çok teşekkürler. Serimizin ilk yayınında COVID-19 e-ticareti nasıl etkiledi ve %100'ün üzerinde ivme kazanan e-ticaretin hızı kalıcı mı diye sorgulamıştık. Bugün hızının kalıcılığını birlikte gördük. İkinci serimizde ise 3'e katlanan e-ticaretin hızına acaba ayak uydurabilecek miyiz ve bunun için neler yapmalıyız diye cevaplar aradık, sorular sorduk. Katılımcılarımıza önümüzdeki dönemde dijitale yatırımlarınızı ne kadar arttırmayı planlıyorsunuz diye sorduk. Sektör temsilcilerinin hemen hemen hepsi %100'ün üzerinde arttırmayı planladıklarını belirtti. Bugün ise e-ticaretin hızının devam edeceğini çok iyi biliyoruz. Ve artık bu hızı ayak uydurmak ve bu hızı yurt dışına taşıyabilmek için serimizin ana konseptini e-ihracat konusunu gündeme getirdik. Bizi dinleyenler arasında çok önemli markalar olduğunu biliyoruz. Serimizin vazgeçilmezi olan Nielsen araştırma sonuçlarında bugün dünya e-ticaret trendinde neler var onları izleyeceğiz. E-Ticaret Derneği Başkanı, Etit Başkanı Sayın Emre Ekmekçi'nin moderatörlüğünde e-ticaretin, e-ihracatın dünya e-ticaretindeki payı, e-ihracatla nasıl büyüyebiliriz? E-ihracatı yaparken önümüze çıkan engeller nelerdir ve bunlarla nasıl baş edebiliriz de cevaplar arayacağız. Sizin interaktif sorularınızla da panelimize renk katmayı planlıyoruz. E-ihracat serimizi ana konusu seçme sebeplerimizden biri, 90'a aşkın ülkede faaliyet gösteren Türk markalarımızın uluslararası satışlarını da güçlendirmek isteğidir. Birçok ülkede rağbet gördüğümüzü biliyoruz. Tek bir bölgede değil, Türk markalarımızın gücünü gösterebilmek için, bu ilginin sürekliliğini sağlayabilmek için e-ihracatta güçlenmenin gerekliliğine inanıyoruz. Umarım serimizdeki bilgiler ve deneyimler sizlerin ticaretine katkı sağlamasına fayda, yarar gösterir. Future Commerce Loading serimizin gerçekleşmesinde ZETA başından beri destek olan tüm sektör derneklerine, ana sponsorumuz İmeona ve diğer sponsorlarımız Nielsen, Özay Hukuk, UPS ve hepsi burada.com'a gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi sözü ana sponsorumuz İmeona'nın kurucu ortağı Morris Castro'ya veriyorum. Morris. Teşekkürler Yonca. Herkese merhaba. Future Commerce Loading etkinliğinde tekrar sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. İmeona olarak her zaman olduğu gibi Future Commerce etkinliklerinin destekçisi ve bir parçası olmaya çalışıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi salgınla birlikte yıllar içinde ancak ulaşabileceğimizi düşündüğümüz e-ticaret büyüme oranlarını haftalara sığdırdık. Ve perakende ve tüketici ürünleri sektörleri olarak hep birlikte büyük bir dönüşme imza attık. Burada gıda ve market kategorisi başta olmak üzere birçok firmada ve e-ticaret sitelerinde 5 kata varan cirolarda artışları gördük. Bu da yeni online tüketici profillerinin oluşmasına olanak sağladı. Tüketiciler de dijital dönüşme ayak uydururken bilinçlendi ve e-ticaretteki çeşitliliğin kolaylığının farkına vardı. Şöyle yani son 3 aydaki e-ticaret dönüşümünde geldiğimiz noktayı analiz ettiğimizde bunun sektör için çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve çok önemsiyoruz. Bu bakımdan çok kısaca e-ticaretin durumu ve e-ihracat ile ilgili de birkaç veri paylaşmak isterim sizlerle. Bildiğiniz üzere bizim de destekçisi olduğumuz TÜBİSAT'ın e-ticaret raporuna göre Türkiye'de e-ticaret 2019'da %39 büyüdü. Online perakende 45 milyar TL'ye, toplam e-ticaret pazarı ise 83 milyar TL'ye ulaştı. Koronavirüs salgınıyla beraber değişen koşullardan dolayı e-ticaretin büyük bir sıçrama yaptığına tanık olduk. Bu etkiyle beraber İmeona olarak yaptığımız araştırmalarda 2020'de e-ticaret hacminin 2019'un en az 2 katına çıkacağını öngörüyoruz. Tabii bu da 2021'den itibaren
fiziksel kanalların toparlanmaya başlasa bile e-ticaret büyümesinin birçok markada itici güç olarak kalacağını bizim için göz önüne seriyor. Yani dijital ticaret sektörlerin can damarı olarak kalmayı sürdürecek. E-ihracat ise geçtiğimiz senelerde e-ticaretin iki katı hızla, senede %25 oranında büyüyordu. E-ticaretin her zamankinden hızlı büyüdüğü bu dönemde e-ihracatında artan hızla büyümesi açıkçası kaçınılmaz gözüküyor. Statista'nın güncel verilerine göre e-ihracat 2022'de dünya genelinde tüm e-ticaretin %22'sini oluşturması bekleniyor. Yani perakende e-ticaretinde de yaklaşık 1.2 trilyon dolara denk gelen bu pazar sektörlerimiz için muazzam bir fırsata işaret ediyor. Bugün sektörün liderleri, değerli konuklarla beraber ilham dolu bir zaman geçirmenizi dilerim. Her bir oturum için açıkçası ben de çok sabırsızlanıyorum. Sözü ET Başkanı Emre Ekmekçi ve Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerer Erdoğan'a bırakıyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Keyifli bir zaman geçirmeniz dileğiyle. Sevgili katılımcılar, hoş geldiniz. Bugün biraz önce de belirtildiği gibi 990'ın üzerinde katılımcımız var. Didem Hanım, siz de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Güler yüzünüzle görmek de ne güzel. Çok teşekkürler Emre Bey, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Tekrardan Didem Hanım bizim sektörümüz için çok kıymetli, çok değerli bir insan. Çünkü verilere en hakim olan firmanın yöneticisi, Nielsen Türkiye CEO'su ve ayrıca bölgenin de perakende grup başkan yardımcılığına götürüyor. Dolayısıyla bizim sektörümüze çok yakın, çok da ayrıca ilerlemesi konusunda destekçi. Onun için de ben size hep sektörümüze verdiğiniz desteklerden dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Emre Bey. Didem Hanım, şimdi veriler sizde. Nielsen dünyanın en büyük 100'den fazla ülkesinde araştırma yapan global bir şirket. Ve bu COVID-19 döneminde çok değişik tüketici davranışları oldu. Bu pandeminin hem Türkiye hem Amerika hem Avrupa tarafında hızlı tüketim ürünlerinde değişik etkileri oldu. Siz verilerle beraber neler gözlemlediniz? Ne insight'lar çıktı? Bize paylaşabilirsiniz rica etsem. Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim Emre Bey. Aynı zamanda Yonca Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Ekranımı da paylaşıyorum bu arada. Şöyle ifade etmek isterim. Biz evet bu özellikle COVID-19'un hayatımıza girmesiyle birlikte haftalık olarak pazarı hem tüketicinin nabzını hani tuttuk hem de aynı zamanda pazarı analiz ettik. Gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de gerek dünyada olmak üzere. Özellikle baktığımızda FMCG büyümesi Amerika'da nasıl gelişiyor, Avrupa'da nasıl gelişiyor ve Türkiye'de nasıl gelişiyor diye şunu gördük. Pandemiyle birlikte haftalık büyümeler özellikle Amerika'da %2'ler, top 16 Avrupa ülkesinde %4'ler seviyesindeyken pandemi öncesindeki 8 haftanın ortalamasında pandemiyle birlikte aslında pazarlarda özellikle hızlı tüketim ürünleri pazarlarında ciddi bir artış olduğunu, özellikle Mart ayının ortasından itibaren %40'lara 50'lere varan artışlar olduğunu görüyoruz. Ve de pandemiyle birlikte aslında o ciddi bir stoklamanın ardından %15-16'lar seviyesine oturan bir büyümeyle karşı karşıya kaldığımızı
ifade edebiliriz. Burada Amerika pandemi öncesi iki pandemi sürecinde %21, TAP 16 Avrupa ülkesi ise pandemi öncesi %4, pandemi sürecinde de %13'ler seviyesinde büyüyor diye ifade edebiliriz. Aslında ciddi bir ivmelenme var pazarda diyebiliriz. Nisan olarak baktığımızda zincir süpermarketlere Türkiye'de, evet burada da biz özellikle Mart ayının 10 Mart itibariyle ciddi anlamda bir satışlarda ivmelenme, peak oranlara ulaştığını görüyoruz. Arkasından da tabii ki gerek hafta sonundaki dışarı çıkma evde kal uyarıları, gerekse de hani baktığımızda yapmış olduğumuz uygulamaların neticesinde aslında pazarın yine de pandemi öncesi döneminde %20'ler seviyesinde büyürken pandemi döneminde de %32'ler seviyesinde büyüdüğünü görüyoruz. Yani aslında pandemi öncesi dönemin 1,5 katına çıktı diye ifade edebiliriz pazarın büyümesi. Tabii baktığımızda da özellikle hani hızlı tüketim ürünlerinde hangi kategoriler ön plana çıkıyor hep bu bir konuşuluyor. Evet hani biz de Türkiye'de özellikle kolonyanın çok hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Kümülatif dönemde de baktığımızda 3 kat büyümesini görüyoruz. Evde yemek yapma, yemek pişirmenin etkisiyle maya, un ve pişirme yardımcılarının, dondurulmuş gıdanın, noodle'ın çok hızlı büyüdüğünü görüyoruz. Bir de tabii ki evde özellikle kişisel bakım ve hijyeni ön planında da tutarak tabii ki özellikle işte saç boyası gibi kategorilerin, ağda ve tüy dökücü gibi kategorilerinde biraz kuaföre gidememenin de etkisiyle daha da fazla büyüdüğünü görüyoruz diye ifade edebiliriz. Evet, bu evde ekmek yapma zaten dünyada bir trend oldu galiba. Zaten Instagram'daki yemek yapmalar, yeni denemeleri hepimiz görüyoruz. Evet. Güzel, aramızda içimizdeki şef demek ki ortaya çıktı diyorsun zaten. Evet, evet, çok güzel şimdi söylediniz. Peki bu dönemde tüketicilerde yani şunları alıyor dışında ne gibi yeni trendler gördünüz? Yani biz genel olarak evde yemek yapma sıklığının arttığını görüyoruz. Hem de bunu hem dünya ve Avrupa ile hani kıyasladığımızda, hem de aslında tabii ki evde daha fazla vakit geçirdiği için evle ilgili olan her şeye dikkatini çekti. Yani evdeki farkında olmadığı bütün noktalara daha fazla dikkat çekti. Bu hani küçük ev aletlerinden tutun evdeki hani hijyenik ortamı sağlamaya yönelik kullanmış olduğu çamaşır suyundan deterjana kadar aslında hem kullanım frekansı hem de tüketicinin ilgisi arttı diye ifade edebiliriz. Özellikle ama hani gündemimizde olan konu evlere kapandığımız bu dönemde de aslında online alışverişe kucak açtık diyebiliriz Emre Bey. Yani bir anlamda pandemi döneminde online alışveriş sıklığını artıran alışverişlerin oranının Türkiye'de bu sadece FMCG değil bütün kategorilerde %37'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz ki dünyada 27, Avrupa'da 22. Burada biz biraz daha Çin ve Kore'yi vurgulamak istiyorum. Asya'da yani Çin'de %64, Kore'de 57. Biz de biraz daha dijitalleşme profili açısından baktığımızda Türkiye'nin Asya'ya daha yatkın olduğunu görüyoruz. Biraz daha genç nüfus, daha dijitalleşmeye açık olarak online'e kucak açtık ve ciddi anlamda online alışveriş hayatımıza girdi. Tabii burada hep bir sorulan soru, demin Yonca Hanım da çok güzel ifade etti, hani aslında bu devam edecek mi diye hep bir gündemimizde vardı. İşte FMCG ürünlerinde özellikle online alışveriş sıklığının arttıranların oranı %41 iken pandemi sonrasında alışveriş yapmaya devam ederim diyenlerin oranının %49 olduğunu görüyoruz. Aslında çok daha geniş bir kitle, çok daha yoğun frekansta online'da, yani aslında çoklu kanal kullanımına adım attı diye ifade edebilirse, bunun da yansıması e-ticarete ciddi anlamda bir yansıması oldu diye ifade edebiliriz. Evet, bununla beraber şimdi slide'da da var FMCG özelinde, çünkü yani FMCG hep eskiden şeydi, yani online'ın çok potansiyeli olduğu söylenen ama bir türlü o potansiyelin nasıl realizasyonuna döneceği tam bilinmeyen bir kategoriydi. Burada ne oldu? FMCG'ye bir böyle bir sihirli bir dokunuşla nereye geldi FMCG'deki noktalar? Evet. Şimdi şöyle baktığımızda hani önce bir Avrupa ile başlayayım. Çünkü sadece Türkiye'de gördüğümüz bir trend değil. Hani pandemi döneminde online'de FMCG satışları Avrupa'da da patlama yaptı. Yani %9'lar seviyesinde büyüyen pazar
%65'ler seviyesinde ortalamada büyümeye ulaştı pandemi döneminde. Ve hani bir devam ediyor. Gördüğümüz gibi haftalık olarak biz ölçümlüyoruz pazarı. %59'lar, 65'ler ve son haftalarda da baktığımızda yine %65'ler seviyesinde büyüyor. Yani tüketici online'dan alışveriş yapmaya devam ediyor diyoruz. Tabii burada Türkiye özelinde de baktığımızda aslında özellikle biz top 32 FMCG kategorisini inceliyoruz. Orada baktığımızda pandemi öncesi dönem Türkiye'de %57'ler seviyesinde büyürken şimdi kümülatif olarak baktığımızda 5 Temmuz haftasına kadar olan dönemi kapsayan 17 haftanın ortalamasının %148'ler seviyesinde, yani güçlü 3 haneli bir büyüme olduğunu görüyoruz. Haftalık olarak fark edebiliyor %200'ler, %150'ler şeklinde, ama ortalama olarak baktığımızda %148'ler seviyesinde büyüdü diye ifade edebiliriz. Tabii özellikle biraz da bu hani evde kalmanın etkisi, hafta sonu dışarı çıkmanın etkisi, kuaföre gidememin etkisiyle de birlikte spesifik olarak bazı kategorilerde Emre Bey odaklanma yaşadık tüketici tarafından. İşte saç boyası mesela 7 kat arttı. Ağda tüy dökücülere baktığımızda pandemi döneminde, yani 5 Temmuz'a kadar olan haftalarda 17 haftanın ortalamasında 5 kat arttı. Hijyenik pet arttı. Öte yandan da hani hazır kahve, Türk kahvesi, onların da arttığını görüyoruz. Aslında çay da artıyor ama ilk ona girememiş. Evet. Baktığımızda özellikle hazır kahve, Türk kahvesinin, yani daha fazla evde kahve içmeye başladık diye ifade edebiliriz. Son 2 dakikamız çok önemli mesajlarınız da var biliyorum. Özellikle dünyada neler oluyor, yani ileriye dönük neler olacak, onlara da bir dokunalım istiyorum isterseniz. Emre Bey, aslında bu biz özellikle yeni normalde tüketici davranışını şekillendirmesini beklediğimiz kalite performans var. Yeni dönem kalite ve performans dönemi. Tabii ki hijyen, tabii ki hani bağışıklık sistemini güçlendirici konseptler. Ve de baktığımızda yerelin yükselişi diyoruz. Yerel tarım, yerel kaynaklar, yerel ürün, yerel üretim, bütün bunlar aslında önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacak. Ve de teknolojinin katalizörlüğü diyoruz. Teknolojinin katalizörlüğü derken de aslında özellikle Asya pazarını, Amerika pazarını incelediğimizde hangi trendler e-ticareti hızlandıracak diye bakacak olursak, abonelik servislerinin hızlandıracağını düşünüyoruz. Taze gıdanın özellikle Çin'de ve Kore'de taze gıda o kadar yüksek ve etkin değil de e-ticarette. Bu son pandemiyle birlikte, COVID-19'la birlikte taze gıdanın da e-ticarette yükseldiğini görüyoruz. Hayatımıza hızlı temassız yeni teslimat trendleri girdi. Social commerce trendi, sosyal medya ile e-ticaretin iç içe geçtiği bir trend gündemimizde. Gördüğünüze inanın diyoruz, bütün augmented reality, virtual reality kullanımları, sanki mağazada geziyormuşçasına alışveriş etmek veya alışveriş asistanlarının online'da karşımıza çıkması, bunlar hayatımıza girmeye başladı ve tüketicinin dikkatini ve ilgisini çekiyor. Ve 3-2-1 çekimde izliyoruz live streaming, yani ürünlerin bloggerlar, doktorlar, öğretmenler aracılığıyla hem perakende cem üretici tarafından ortak işbirliğiyle live bir şekilde sosyal medyada tanıtılması ve arkasından kısa bir süre içinde belirli bir indirimle satışa sunulmasının ciddi anlamda satış ivmeleri getirdiğini, ciddi tüketici çekişi sağladığını görüyoruz diyebiliriz. Tabii ki bütün bu yolculukta yapay zeka, artificial intelligence kullanımı gündemde ve de hani biraz daha baktığımızda daha uzun vadeli bakacak olursak da yeni ödeme seçeneklerinin dışında aslında biraz daha belki de e-ticaretten mobile commerce'e geçtiğimizi, işte e-ticarette parmaklarla alışveriş yaptığımızı görüyoruz. Belki de önümüzdeki dönemde voice commerce'e doğru bir geçiş olacak. Biraz daha Amerika'da ona geçtiğini, ses komutuyla alışverişlerin yapıldığını görüyoruz diyebiliriz. Burada işte bu 4 trendi biz önümüzdeki dönemde hani Türkiye'de de bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle hangi 4'ü? Abonelik sistemleri, taze gıdanın seçimi. O zaman bu slide'ı zamanımızda yönetmek için şöyle diyebilir miyiz? Yani bizi izleyen, izleyicilerimizden girişimci olmak isteyenler varsa bu 2 slide'ın fotoğrafını çekip bu alanlarda çok ciddi fırsatlar var. E-ticaretin ilerisinde gerekli alanlar bunlar ve bu çözümlerin e-ticaretin de ihtiyacı var diyebiliriz herhalde, değil mi bu 2 slide? Kesinlikle herhalde diyebiliriz, çünkü biz yaklaşık olarak 100 ülkeyi detaylı bir şekilde analiz ettik, ama özellikle Asya Pasifik, Asya ve hani uzak doğu ülkeleri, yani Çin, Kore ve aynı zamanda Amerika pazarını, İngiltere pazarını analiz ettiğimizde e-ticareti kesinlikle şekillendirecek olan trendler bu trendler. Bunların ilk kıvılcımlarını da ilgili ülkelerde zaten görüyoruz. Dolayısıyla bu hızlı temassız teslimat trendlerini Türkiye'de de yaşıyoruz.
social commerce'ın da Türkiye'de hayatımıza girmeye başladığını gördük. Önümüzdeki dönemde de özellikle taze gıdanın yükselişi ve abonelik servisleriyle ilgili de öngörülerimiz mevcut. Önemli hani bir dönem, heyecanlı bir dönem, dinamik bir dönem aslında yaşamış olduğumuz bir dönem. E-ticaret hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek diye düşünüyorum. Tabii ki fiziksel mağaza her zaman için önemini arayacak. Çünkü belirli bir hani hedef kitlenin de alışveriş yaparken büyük bir keyif aldığını da görüyoruz. Ama Türk halkının hayatına evet çoklu kanal kullanımı girdi diye ifade edebiliriz. Yani hep birlikte aslında kendimize yeni normale hazır mıyız? Kaldıraç etkisi gösteren COVID-19'a nasıl yönettik? Post-COVID sonrası dönem için hazır mıyız? Diye sormamız gereken bir dönemdeyiz diye düşünüyorum Emre Bey. Çok teşekkür ediyorum Dida Hanım. Tekrar yani her zamanki gibi sektörün hem ne durumda olduğunu, neler yaşadığımızı bir de ileriye dönük ne olması, neler olacağı konusundaki öngörüleriniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben, bir aramız olacak. Didem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tüm dinleyicilerimize de katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Yonca Hanım'a, Alkaş Grubu'a da bu değerli sektöre değer katan bu konferansları yaptıkları için çok teşekkür ederim. Emre Bey size de çok teşekkür ediyoruz her zaman için. Hani öncü yaklaşımınızla sizi dinlemekten de keyif alıyoruz. Teşekkürler. Çok da sağ olun. Şimdi bir aramız olacak ve panelle beraber geri geliyoruz. Yoksa seni ileri götürecek o adım mı? O çok güzel makyaj malzemeleri mi? Yoksa eşsiz biri olmak mı? Rahat bir beşik bulmak. Ya da beşiğin yanında mutluluğu bulmak. Bulduğun her neyse burada. Sadece bir eşya değil, hayat aslında. Hepsi burada. Bize yaratıcılığınızı getirin. Cesaretinizi getirin. Notlarınızı, eskizlerinizi, fikirlerinizi getirin. Hepsini bir araya toplayalım ve geliştirelim. Olacakları hep birlikte görelim. Çünkü işimiz bu işi nasıl başlatırım sorusuna cevap bulmak. İşimizi dünyaya açmak. Çözüm üretmek. 400 bin çalışanımız fırsatları görüp birlikte çözüm üretmeye hazır. İşinizin planlanmasından tamamlanacağı ana kadar destek olmak için yanınızdayız. Sevgili katılımcılar, bugün ikinci konumuz e-ihracat. Biraz önce Didem Hanım'la e-ticaretin
en önemli yeni gelişmelerini konuştuk. Özellikle FMCG, hızlı tüketim ürünleri tarafında çok büyük potansiyeli olan bir alan. Bir o kadar da potansiyeli olan bir alan da e-ihracat. Hepimizin gündeminde. Çok değerli katılımcılarımız var. Ben kısaca istiyorsanız onları bir ismen tanıtayım. Avukat Bilgesu Demirel bizimle Özel Hukuk Bürosu'ndan. Kendisinden özellikle e-ihracatla ilgili regülasyonlar da nelere dikkat edilmeli onları bugün dinleyeceğiz. E-ihracatın olmazsa olmaz tarafı tabii ki lojistiği. Bununla da ilgili Engin Kolat Bey panelimizde. UPS Türkiye Ülke Pazarlama Müdürü. Hoş geldiniz diyorum kendisine. Altyapısal anlamda önemli bir yatırım gerektiriyor e-ihracat baktığımızda. Bu onu da konuşmak için Güneş Mitrani Hanım aramızda, Invion Growth Lab direktörü. Pazar yerleri e-ihracatta neler yapıyor? KOBİ'lerin yurt dışına açılmasında nasıl bir köprü olabiliyor? Bunu konuşmak için Gökhan Aydın Bey aramızda. Hepsi burada Uluslararası Genişleme Direktörü. Ve başarı hikayesi, başarılar, başarısızlıklar, denemeler, tüm hikayeleri dinlemek için sevgili dostum Mehmet Metin Okur, Sefa Merve kurucusu yanımızda. Real hikayeler, gerçek hikayeler, hangi ülkede neler oluyor eminim, biliyorum çok hikayeler var. Onları dinleyeceğiz. E-ihracat çok önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Çünkü Türkiye ihracatına, yani Türkiye ihracatçı bir ülke, Türkiye için çok önemli. Coğrafi olarak çok doğru bir noktadayız. Üretici bir ülkeyiz ve bu maliyet ve dünyaya çok kısa bir şekilde ulaşabilme avantajını biz seneler boyunca B2B iş yaparak, yani böyle konteyner ihracat yaparak yaşadık ülkemizde. Ama B2C ihracat, mikro ihracat dediğimiz direkt tüketiciye ulaşılan bir yapı da var ve dünyada en hızlı büyüyen ihracat modellerinden bir tanesi. Buna e-ihracat diyoruz, mikro ihracat diyebiliyoruz. Bu açıdan hem ülkemizin ihracatının gelişmesi hem de Türkiye'deki e-ticaretin dünyaya açılması açısından çok kritik bir noktada e-ihracat. Önce Bilgisu Hanım, size sormak istiyorum. İşin içine tabii şey denince, yani ihracat denince bir anda böyle hem KOBİ'lerin hem firmaların bir dakika ya ben bunun hani bunun bir hukuksal zemini nedir? Çünkü Türkiye'de şöyledir, ihracatta hata yaparsanız bir de ceza yersiniz korkusu olduğu için hani nedir şu andaki Türkiye'deki e-ihracatla ilgili regülasyonlar, gelecek olan regülasyonlar, yapılan değişiklikler, nasıl bir ortam var sizce? Teşekkür ederim Emre Bey. Evet, dediğiniz gibi idari para cezaları her ne kadar ihracatçıların gözünü korkutsa da bu ticaretle birlikte ihracatın da hızla geliştiğini ve biz hukukçuların da önleyici hukuk çözümleriyle yardımcı olmaya çalıştığımızı görebiliyoruz. Burada işin birkaç boyutu var. Bir örneğin buradan bir ayakkabı veya bir kıyafeti yurt dışına sattığımızda, ihracat sürecini başlattığımızda öncelikle internet sitemize bir bakmamız gerekiyor. İnternet sitemiz regülasyonlara uygun mu? Üyelik sistemimiz var mı? Ödeme sistemlerimiz siber güvenlik altyapılarıyla destekleniyor mu? Üyelik sözleşmelerimiz, aydınlatma, açık rıza metinlerimiz, çerez politikalarımız varsa uygulamada yer alıyor mu? Önce bu işin ilk adımda bilişim hukuku kısmına bakıyoruz. Daha sonra tabii ki ihracat deyince olmazsa olmazımız gümrük mevzuatları. Bu ülkeler bazında değişiklik veya ürünler bazında değişiklik gösterse de son dönemde Türkiye'de yapılan yatırımlarla bunu kolaylaştırılmasına amaçlandığını görüyoruz ve gümrükte yapılan beyannamelerin elektronik ticaret gümrük beyannamesi denilen ETGB diye kısaltılan sistemle kolaylaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Burada tabii
Bu gerçekten kolaylaştı mı? Onu birazdan Mehmet Bey'den de dinleyeceğiz uygulamada. Ama öncelikle dediğimiz gibi bir bilişimle başladık. Gümrükle ticaret devam ettik. Daha sonra işin tüketici hukuku kısmı da var. Örneğimizden gidelim. Ayakkabı veya kıyafet gönderilen tüketici tarafından doğru teslim alınmadı veya teslim alındıysa da beğenilmedi ve cayma hakkı kullanılması istendi diyelim. Bu durumda da oranın mevzuatı tüketiciyi koruyorsa, örneğin bizde 14 gün ve onlarda 1 aysa, o 1 aylık iade süreçlerini de doğru takip ederek, lojistik anlamında da bunu destekleyerek tüketicilere doğru dönüşleri sağlamamız gerekiyor. Bütün bu süreci de dediğim gibi siber güvenlik anlamında desteklediğimizde fraud işlem dediğimiz kredi kartı dolandırıcılıkları ve bunların yaratabileceği cezai sorumlulukları da minimuma indirmiş oluyoruz. Yani e-ihracat dediğimizde vergi hukuku, tüketici, ticaret ve bilişim hukuku el ele geziyor. Son dönemde de tabii ki bunun en büyük etkisini yurt dışına aktarım gerçekleşen hallerde GDPR diye bildiğimiz AB veri koruma tüzüğü ve onun biraz da ürkütücü cezai yaptırımları sebebiyle daha çok duyar olduk. Burada kısaca örnek vermem gerekirse GDPR'da hatalı bir şekilde doğru aydınlatmazsak, doğru izni almazsak yaptığımız işlemler ciromuzun %2'siyle %4'ü oranında, yani 10 milyon euro, 20 milyon euroya varabilen idari para cezalarına yol açabiliyor. Bu bizim kendi hacmimiz ve yapılan işlemin etki alanına göre değişiyor. Aynı şekilde bizim kişisel verilerin koruması kurumumuz da bu yönde cezalar verebiliyor ve perakendeyi etkileyen 1.2 milyon liraya varabilen idari para cezaları olduğunu görüyoruz. Bu yüzden gümrük ve tüketiciye dikkat ederken kişisel verilerin koruması ve bilişim hukuk alanındaki gelişmeleri de takip etmeliyiz. Az önce Nisan araştırmalarında da aktarıldığı gibi yapay zeka, sanal para hukuku, blok zincir gibi yeni teknolojilere biraz hukuk hızlı adapte olmakta zorlandığı için bu alandaki hukuki düzenlemelerin ise biraz daha gri alanlar olduğunu görüyoruz. O yüzden mutlaka her projenize başlarken önleyici hukukta burada privacy by design, baştan bu güvenliği ve mahremiyeti nasıl koruyabiliriz diye düşünerek hareket edilmesini öneriyoruz. Son olarak da bütün bu süreç önleyici hukuk çözümleri işe yaramazsa, ortada bir uyuşmazlık çıkarsa, özellikle B2B ihracat süreçlerinde hangi mahkeme buna bakacak, nerede bu uyuşmazlık çözülecek diye düşündüğümüz takdirde de tahkim devreye giriyor. Yani yerel mahkemelerle değil, seçilmiş hakemler aracılığıyla yürütülen uyuşmazlık çözümleri karşımıza çıkıyor. Bunun da giderek daha çok yükselen bir trend olduğunu ve tercih edildiğini gözlemliyoruz. Bilgis Hanım, çok teşekkür ediyorum. Hukuk tarafı işimizin olmazsa olmazı. Ben sizin mesajınızdan şunu anladım. Dikkat etmek gerekiyor. Hata yapılır, yani hataya açık bir ortam var. Hatta belki bütçede bu hatalar için bir şey bile, bir rakam bile ayırmak gerekebilir belki Ciro'nun bir bölümü olarak bile. Ama regülasyonlar net ve ileriye dönük diye anlıyorum. Evet. Ben izleyicilere bir soru soracaktık. Onu unuttum aslında panelin başında. Altta bir mesaj kutumuz var. Bu mesaj kutumuza sevgili izleyicilerimiz, katılımcılarımız, size şunu sormak istiyoruz. E-ihracatla ilgili gördüğünüz en önemli sorun nedir? Biz 3 şık belirledik. Ödeme, lokalizasyon veya lojistik. Bunlardan, bu kelimelerden bir tanesini cevap olarak yazarsanız arkadaşlarımız panel sonuna doğru sizin cevaplarınızı toparlayacaklar ve hangisinde aslında en fazla yani en önemli sorun olarak gördüğünüz, en problem alanı olarak gördüğünüzü tekrar söylüyorum. Ödeme, lokalizasyon, yani dil lokalizasyonu, para lokalizasyonu da olabilir, pazarlama lokalizasyonu da olabilir. Onların hepsini tek şeyde birleştirdik ve lojistik. Anlamında bu mesaj kutusuna yazarsanız biz de panel sonuna doğru sizle paylaşacağız. Bilgisayar Hanım, teşekkür ediyorum. Size geri döneceğiz. Özellikle bu GDPR konusu
ve kişisel verinin korunması konusu önemli globalde iş yaparken. Çünkü hangi ülkede nasıl yapacaksınız? İşte Avrupa Birliği başka, Amerika'nın şeyi durumu başka veya nereye iş yapacaksınız oranın regülasyonuna göre de. Evet, ben de dediğiniz gibi daha sonra detaylı olarak gelebilirim. Sadece demin hani bütçemizde buna bir pay ayıralım deyince kısa bir düzeltmeye ihtiyacı hissettim. Aslında doğru riskleri tespit edersek hani idari para cezaları mahkum olduğumuz bir kısım değil. Hani baştan hukukçularla o yüzden hep çalışılmasını öneriyoruz ve diyoruz ki hani riski doğru tespit edelim. Ona göre kimi riskleri de almayı tabii ki her zaman öneriyoruz ceza miktarlarını belirterek. Teşekkür ediyorum. Peki. Daha sonra sorularla devam edelim. Çok teşekkür ediyorum. Üç sorudan bir tanesi lojistikti. Engin Bey, UPS Türkiye'den lojistik tabii yani ürünümüzü Türkiye'den son kullanıcıya göndermemiz lazım. Keşke bizim işimiz de işte software yani bilişim şirketleri gibi, software şirketleri gibi ya oyun şirketleri gibi kolay olsaydı. Tek bir downloadla ürün oradan oraya gidebiliyor olsaydı. Ama bizim gerçekten fiziksel olarak ürünün buradan paketlenip, doğru paketlenip, gümrüklerden geçip, buradaki gümrükten geçip, karşı gümrükten geçip ve last mile'da da tüketiciye kadar iletilmesi gerekiyor. Sizden önce ilk başta lojistik sektörünün güncel durumu ve karşılaştığı problemler ve geleceği nasıl? Bu konuda bir öngörülerinizi rica edebilir miyim lütfen? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Emre Bey. Aslında biraz böyle son birkaç ayla ilgili bir bilgi yarınlık ve projeksiyonla ilgili kısaca konuşmak isterim. İşte çokça bahsediyor 3 yıldaki değişimi 3 ayda gördük diye. Bu değişimin içerisinde herhalde en çok zorlanan ve çok fazla adapte olmaya çalışan en büyük sektörlerden bir tanesi lojistik oldu. Hem yerelde hem globalde. Yani bu süre içerisinde UPS'in 220 ülke ve bölgedeki operasyonu neredeyse hiç durmadı. Özellikle işte İtalya'da hatta Bergamo'da viral olan bir video vardı. En zorlu bölgelerden bir tanesiydi. Aslında o açıdan baktığımızda kesintisiz, her ne kadar bazı noktalarda aksamalar olduysa da veya gecikmelerde kesintisiz bir hizmet verebilmek en azından bu büyümenin, e-ticarete kayan, e-ihracata kayan dönüşümün lojistik tarafında desteklenebileceğini göstermiştir. Diye düşünüyoruz baktığımızda. Özellikle Mart ve Nisan aylarındaki yaşanan düşüş, yaklaşık %50'lere kadar yaşanan düşüşün Mayıs itibariyle toparladı. Özellikle bizim de biraz belki ülkemizdeki KOBİ'lerin ve şirketlerin daha böyle krizlere, bu gibi farklı değişimlere şerbetli olmasından diyeyim, belki onun etkisiyle çok hızlı adapte olduğumuzu ve Mayıs sonrasında çok ciddi bir toparlanma gördük aslında. Biz hem yurt içinde hem yurt dışında hizmet verdiğimiz için aslında farklı farklı sektörlerden hemen hemen tüm müşterilerin nabzını tutabiliyoruz ve genel makroekonomik gidişat hakkında da bir fikrimiz oluyor. Peki Türkiye'den bir KOBİ şu anda aslında yani yurt dışında bir müşteri bulmuş olsa nasıl bir süreçten geçmesi gerekiyor? Yani bunu normal Türkiye'deki bir gönderi yapar gibi yapabiliyor mu Engin Bey şu anda? Nedir en basitinde şu andaki süreç? Şuradan başlayayım isterseniz. Biz yaklaşık 30 yıldan beri Türkiye'de operasyonlarımıza devam ediyoruz. Hem yerel hem global bir şirket olarak nitelendiriyoruz kendimizi. Ve özellikle lojistik tarafında yolun başında olacak birçok yeni girişimciye veya halihazırdaki birçok gelişmiş orta ve büyük ölçekli şirkete birazcık daha lojistik danışmanlığı ve e-ihracat danışmanlığı yapmaya çalışıyoruz. Şuradan örnek vereyim. Yani birçok yeni ihracatçı olmak isteyen kişinin aslında özellikle lojistik, işte gümrük konularında çok fazla çekinceleri var. Ama şu da çok sevindirici. Bu konuda küçük bir inisiyatifimiz olmuştu. Ticaret Bakanlığı, Kadın ve Genç Girişimci İhracat Daire Başkanlığı, Export Akademi diye bir program yapıyoruz tamamen. Devletle beraber yaptığımız, sürdüğümüz yeni ihracatçı yetiştirmek için bir program. Orada bir webinar serisine başlamıştık. Çok da çekinerek başladık açıkçası COVID sonrasında. Burada gördüğümüz nokta aslında insanlar bu konuda çok fazla bilgiye sahip olmasalar da yeni bilgi almak için ve ihracat konusunda atılım yapmak için çok istekliler. Çok fazla katılımcı oldu, çok fazla şey geldi.
Peki bunlar ulaştığında ne ifade ediyor veya da lojistik süreçleri nasıl oluyor yurt içi yurt dışı olarak baktığımızda? Aslında yani herhangi bir taşımacıya veya bize ulaştıklarında da işte paketlemesinden tutun da varış noktasındaki gümrükteki yaşayabilecekleri muhtemel sorunlara ve kısıtlamalara kadar aslında destek alabiliyorlar. Bu işin bir tarafı tabii. Diğer tarafta da gümrük süreçlerinin doğru şekilde yönetilmesi ve diğer pazarlama tarafında kendi süreçlerini kendini yönetmeleri gerekiyor. Baktığımızda yurt içi ve yurt dışı gönderi yapmak aslında bakarsanız çok da birbirinden farklı değil. Tabii ki biri uluslararası gönderi ama bizim özellikle kendi herhalde bu 80 kuşağından sonra birazcık daha kırılmaya başlayan yurt dışının o biraz daha tabu halinde olan işte orası nasıldır bilemeyiz nasıl yönetebiliriz soruların çok daha net olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda bile bizde de ve birçok farklı şirkette de işte giriş gittiği ülkede o ürünün ne kadar gümrük vergisi çıkacağı, bunları alıcı ödetmek istemezsiniz, buradaki taşıyıcılar üzerinden ödetebileceğiniz, bütün süreçlerin net olduğu, alıcı noktasında kesintisiz bir şekilde son noktaya kadar teslimatın en sert yapılabileceği süreçler devam edebiliyor. Gönderim aşamasında tabii ki küçük değişiklikler var. İşte örneğin işte bir gümrük süreci var buradan çıkışta ve varışta. Ama orada da Bilgesan'ın bahsettiği gibi ETGB, Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi çok kolaylaştırıcı bir süreç. Yani biraz daha detaya girmek gerekirse onunla ilgili buradan bir ürünü işte 300 kilogramı geçmeyen bir gönderinizi ve toplam mal bedeli 15 bin euroya geçmeyen bir gönderinizi taşıyıcı firmaya basit bir form doldurarak aslında hiçbir gümrükçüye ihtiyacınız olmadan, hiçbir gümrük prosedürüne takılmadan ve çoğu zaman aynı gün içerisinde buradan ihraç edebiliyorsunuz ve rekabette Türkiye'nin hem konumu hem de lojistik açısından çok gelişmiş bir ülke olması hava kargoda, kara kargoda aynı şekilde bizi Avrupa'da ve Amerika'daki birçok e-ticarette rekabet ettiğimiz kişilere karşı neredeyse aynı da bazı noktalarda daha ön plana çıkarma imkanı oluyor. Ve şu anda ağırlıklı hava kargo ile gönderiliyor. Yani karayoluyla da ETGB açıldı ama sanıyorum şu anda yani %99 oranında herhalde hava kargo ile gönderiliyor. Doğru mu Engin? Doğrudur. Yani bizim sadece hava kargoda var ki karayolu ETGB konusunda birçok çalışma yapılıyor. Bazılarında ben de bulunma fırsatı buldum. Daha gelişime açık. Özellikle yakın Avrupa tarafında ve Orta Avrupa'da daha ekonomik ürünler, daha ekonomik zaman hassasiyeti az olan, beklentinin düşük olduğu, mal bedelinin düşük olduğu ürünler için böyle bir ihtiyaç var. Bunu da biz de dile getirmiştik. Aynı zamanda devlet tarafında da bu karşılık buldu. Karayolu ETGB şu anda var ama tam olarak aktif olarak kullanılmıyor. Hava ile gidiyoruz ama hava tarafında da özellikle ortalama ürün bedeli 50 doların üzerinde olan paketler yakalandığında satıl mal bedeli olarak bahsediyorum. Hava kargoda çok rekabetçi Avrupa'ya ve Amerika'ya göre makul bir ve çok hızlı bir hizmet alma şansı var Türkiye'deki ihracatçının. Evet. Çok teşekkür ederim. Özellikle bu yani hava kargoyla neredeyse 4 gün ila 5 gün arasında neredeyse tüm bizim coğrafi interlandımıza kapıdan kapıya teslim edebilecek bir merkezdeyiz. Hani ilkokuldaki Türkiye haritası ve hani dünyanın merkezi noktası aslında burada önem kazanıyor. Yani İstanbul'dan Adana'ya da artık belki yurt içinde de neredeyse 4 günde gitmeye başladı yoğunluktan dolayı ama neredeyse yurt içinde yollar gibi yurt dışına da aynı hızda en azından yollayabilecek durumdayız. Her şey güzel giderse anladığım kadarıyla. Öyle. Peki tekrar hatta tekrar daha bile hızlı oluyor. Evet. Tekrar döneceğim lojistik konusuna çünkü hafiften cevaplara bakıyorum. Lojistik böyle bayağı bir yukarıda gidiyor kullanıcılarımızdan gelen önemli sorun olarak bildirdiklerin konuda. Gökhan Bey size geçmek istiyorum. Benim de daha önce bir fiil başında bulunduğum Hepsi Burada'nın yurt dışı açılımı. Türkiye'nin en büyük platformlarından bir tanesi. Yurt dışında yani yurt dışına da on binlerce kobiyi açmak için girişimi var. Sizce yurt dışında satışa başlamak için perakendecilerin, küçük kobilerin, orta boy işletmelerin
yapması gereken hazırlıklar nedir ve sürece yeni başlayanlar için zorluklar nelerdir? Teşekkür ederim, sağ olun. Perakendecilerin ve KOBİ'lerin veya küçük işletmelerin aslında üç grupta incelemek gerekiyor. Büyük, orta ve küçük olarak. Küçüklerin aslında yapması gereken birçok hazırlık var. İlk önce ihracatçı olabilmeleri gerekiyor. Ürünlerinin özelliklerinin net olarak tanımlanması gerekiyor. Güzel bir şekilde fotoğraflanması gerekiyor. E-ticaret üzerinden aslında satış isteniyorsa. Ürün açıklamaları uygun dilde yapılması gerekiyor. Aynı zamanda Engin Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi lojistik altyapının hazırlanması gerekiyor. Bilgi sunumunun da üzerine değindiği yasal bazı yükümlülüklerimiz var. Bunların da hepsinin tamamlanmış olması gerekiyor. Bu noktada küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri hepsi buradanın da aslında sunmuş olduğu birçok çözüm var. Biz hem yasal süreçleri kendimiz üstlenerek kendi platformumuzun üzerinde bu gereklilikleri sağlıyoruz. Aynı zamanda da lojistik tarafta yaşanabilecek zorlukları hepsi burada birçok kargo firmasıyla veya taşımacılık yapan firmayla beraber anlaşmış durumdayız. Onlarca hem yurt içinden hem yurt dışından olsun firmalarla anlaşmış durumdayız. Bu sayede aslında sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi hepsi burada şu anda stratejik olarak 4 saatlik uçuş mesafesinde bulunan ülkelere ve burada yaşayan 1 milyar müşteriye ulaşmakla ilgili bir hedefimiz var. Bununla ilgili olarak da 3-4 gün içerisinde aynı bahsetmiş olduğumuz gibi bu ulaşımı sağlayabiliyoruz. Lojistik olarak ülkemiz çok avantajlı bir noktada. Ve yaşanacak bu aslında küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin yaşayabileceği ürün listelemeden, ürünün sunulması, pazarlaması, dil desteği, aslında lokalizasyon, oranın gidilecek, satış yapılacak ülkelerin doğru merchandising takvimi yani pazarlama takvimini takip edilmesi gibi konuları biz onlar adına takip edip ürünlerini sadece bizim platformumuzda üye olduktan sonra biz onların ürünlerini yurt dışına listelemesini yapıyoruz. Aynı zamanda kendi platformumuz üzerinden kolay ihracat modelimizle beraber ürünlerin alımlarını kendimiz yapıp ihracatının da çıkışını yapıyoruz. Bu sayede küçük işletmelerin hiçbir şekilde bir yatırım yapmadan, ihracat izni almadan buradaki sürece başlayabilme olanağı sağlanıyor. Daha sonrasında platformumuzun yeteneğiyle beraber doğrudan kendisi ihracatı yapmak isteyen veya yapabilen işletmeler de bizim platformumuzun üzerinden kendi ticaretlerini yürütebiliyorlar. Lokalizasyonla beraber de tabii ki bu sürece yeni başlayan firmalarımızın ölçeğinin büyük olması da bu konuda olabilecek bir durum. Bayi yapılanmaları var. Aslında büyük firmalarımızın yurt dışında bir bayi yapılanması varsa da platformumuz aslında lokal bayisini de sisteme katıp tekrardan olan ülkede satışı yapabilmesine olanak sağlıyor. Ve biz aynı zamanda da dil çevirisi hizmeti de veriyoruz. Ürünleri Türkçe olarak sitemize yükleyen satıcılar bizim kendi dil çeviri motorumuzla beraber hepsi buradanın var olduğu veya var olacağı ülkelerdeki dillere de çevirisiyle beraber ürünlerin açıklamalarıyla yayına girme imkanı da sağlamış oluyoruz bu sayede. Yani bir nevi aslında hani Çin'deki aracı ihracatçı modelinin Türkiye'deki uyarlamasının bir versiyonu diyebiliriz, değil mi? Yani büyük KOBİ, yani küçük KOBİ'lerin her biri teker teker ihracat nasıl yapacak, her biri bunlarla uğraşmaktansa evet, kolektif olarak sizin platformunuz üzerinden. Evet, aynı şekilde sadece KOBİ olarak da genellemeyelim, herhangi doğru, bir kadın girişimci de olabilir. Biz kadın girişimcilere de hepsi burada olarak çok önem veriyoruz. Onların ürünleri de aynı şekilde yurt dışına satılabilme aslında olanağını bu sayede sunmuş oluyoruz. Hem hukuki, hem lojistik, hem pazarlama, hem dil çevirisi birçok unsuru bir araya aslında toplayarak yapmış olduğumuz partnerliklerle beraber bu hizmeti tek elden aslında sağlamış oluyoruz platformumuzda. Evet, yani ülke ülke fiyatlarım ne olacak, şeyim nasıl olacak, onları düşünmek evet, yerine bunun
Tabii biraz önce dediğiniz sadece KOBİ'ler değil, anladığım kadarıyla bunu perakendecilere de, yani platform üzerindeki perakendeciler de bundan yararlanabiliyordu. Evet. Şimdi burada sadece KOBİ'lerimizin için değil, büyük ölçekli perakendecilerimiz de aslında bu sürece girmeyen birçok perakendecimiz var. Onların da bayi yapılanmaları burada hep önlerine çıkan engeller aslına bakarsanız. Bayilerinle olan ilişkilerini bozmak istemiyorlar. Biz bunu da aslında bu süreçte tasarladığımız yapıyla bunu da artık yapabiliyoruz. Bu sürecin içerisinde bir değinmek istediğim nokta da şu. Bizim platformumuz aslında ürünlerini satış yapacak satıcılarımız farklı ülkelerde ürünlerini fiyat farklılaştırılması veya bir stratejisi var ise fiyat farklılaştırılması yapabilme olanağını platformumuzda sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda bazı kur çevresinden kaynaklı bir zarar oluşmaması için de platformun aslında bu kurlara karşı bazı yüzdelerle belirlenmiş olan kur oynak kurdaki değişimleri de biz sistemimizin üzerinde fiyat değişimleri yansıtarak aslında bunları da önlemiş oluyoruz. Şahane. Yani kolektif bir burada bir eforu sağlamış oluyorsunuz ve anladığım kadarıyla hem de fiziksel de bir lojistik destekte oluyor. Çok güzel bir ikinci roundda size tekrar geleceğim. Bunun hani realizasyonu nasıl oluyor? Problemler ne olabilir? Küçük işletmeler neye dikkat etmeli? Bunları konuşuruz. Şimdi izninizle Güneş Hanım'a geçmek istiyorum. İmion'dan. İmion Türkiye'de hem altyapı hem de e-ticaret operasyonlarının da hizmetini de veriyor. Bayağı büyük markaların da aslında e-ticaret operasyonlarını götürüyorsunuz. Tabii Güneş Hanım, şimdi e-ihracat deyince sizin çalıştığınız firmalar nasıl bakıyorlar? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Siz ne gibi burada çözümler sunuyorsunuz? Gökhan Bey biraz önce Hepsi Burada'nın platform olarak ne çözümler sunduğundan bahsetti ama siz de kendi teknoloji platformunuz ve hizmet platformunuz anlamında siz neler sunuyorsunuz ve size gelen talepler nedir? Yani sektör ne diyor? Özellikle perakendeciler anlamında ihracatta talep nasıl bakıyorlar? Teşekkürler öncelikle güzel örgüleriniz için. Şimdi bizim burada aslında en önemli gördüğümüz konu doğru planlama. Çünkü e-ihracat konusu duyumla ilerleyecek bir konu değil ki sektörümüzde oldukça fazla duyumla ilerleyen markalar ve kişiler de var. Burada duyumdan ziyade gerçekten büyük bir proje olarak ele alıp doğru araştırmayla ilerlenmesini öncelikle öneriyoruz. Burada nelere bakılması lazım? Öncelikle gideceğiniz doğru pazarı seçmeniz gerekiyor. Bu doğru pazardan kalsın biraz daha o pazarda e-ticaret hacmi nasıl, büyüme oranları olgunluğa ulaşmış mı ya da online tüketici sayısı ne gibi rakamlarda mutlaka bu doğru pazara karar vermeniz gerekir. İkincisi olarak ise doğru ürün gamı ve fiyatlandırma. Burada da pazara girerken acaba o pazarın sektörel hacimleri ya da sizin ürün gamınıza uyuşacak bir şekilde trendi var mı? Ya da o aslında o sektöre ilgili bir ihtiyaç var mı? Oraya bakılması gerekiyor. Diğer bir konu ise pazarın giriş modeliniz. Yani siz hali hazırda direkt e-ticaret sitesi üzerinden mi gireceksiniz? Yoksa ilk başta pazar yerleriyle entegre olup pazar yerleriyle açılım sağlayıp ondan sonra kendi sitenizle mi giriş yapacaksınız? Ya da hali hazırda yurt dışında olan bayileriniz ya da franchise sistemleri üzerinden mi yurt dışına giriş yapacaksınız? Ondan sonra da altyapı gibi, lojistik, ödeme yöntemleri gibi, dijital pazarlama kanallarının kullanımı ve bütçe planlaması gibi konular devreye giriyor. Şimdi eğer bu kanallar arasında bu şekilde bir planlama yaparsanız, buradaki e-ihracat konusundaki riskinizi minimize etmiş olursunuz. Biz de birçok firmamızda Growthlab'in vermiş olduğu desteklerle beraber bir sıfır önde başlamalarını sağlıyoruz bu seçimlerde kendilerine yardımcı olarak. Diğer bir konu tabii ki de işin altyapı tarafı. Var olduğunuz altyapının e-ihracat esnekliğine sahip oluyor olması gerekiyor. Burada ne demek istiyorum? Aslında Gökhan Bey'in de belirtmiş olduğu gibi döviz kurları çok hızlı değişiyor. Ve
aslında altyapınızın da döviz kurlarını, değişken döviz kurlarına, değişken operasyonel maliyetlerine otomatik bir şekilde hesaplama yaparak karşılık veriyor olması gerekiyor. Çünkü burası biraz daha manuel kontrolden çıkar. Manuel her zaman bir riski barındırır çünkü. Biz de bu konuda markalarımıza destek veriyoruz. Bu otomatik hesaplamalar yaparak navlun bedeli gibi, döviz kurları gibi, operasyonel maliyetler gibi otomatik hesaplamalar yaparak hem sistemin içerisinde hem ürünlerin üzerine yedirilmiş bir fiyatlama sistemiyle aslında e-commerce ürünümüzü kullanan markalarımızın risklerini minimize ediyoruz. Bu sayede aslında ihracat hacmine ve buna olan ilgiye bakarsak da şu anda markalarımızın yaklaşık %70'i çift dil kullanıyor sitelerinde ve birçok büyük markada da Yargıcı gibi, Kolonis gibi farklı ihracat modellerini kullanıyoruz, gözlemliyoruz. Genel olarak aslında ilgi büyük, daha da artmasını bekliyoruz. Hem sizlerin vermiş olduğu bilgilere de dayanarak hem de bizim de gözlemlerimize. Biz de hala hazırda kendilerine tüm markalar aslında hazır bir ideal bir yapıda daha avantajlı bir modelde ihracat girmelerini sağlıyoruz. Bu pardon gene mikrofonu arada kapatıyorum. Bu Güneş Hanım bu %70 çok önemli bir rakam. Yani sizin platformu sizin üzerinden hizmet alan firmaların %70'i çift dil opsiyonunu aktif olarak kullanıyor anladığım kadarıyla. Evet. Çift dil inşallah yetecek diye umuyoruz. Belki ileride çoklu diller şeyine geçmek zorunda kalırız ki burada Metin sana istersen bir söz vermek istiyorum. Şimdi lojistik konuştuk, hukuk konuştuk, altyapı konuştuk ama Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından birisiniz. 300 milyon üzerinde değil mi bir şey var, bir rakam var. Ama ihracatçı sayılmıyor da bilirsiniz bir taraftan da değil mi? Hani baktığında hangi bakanlığa sorduğuna göre şey değişebilir. Realitede neler oluyor bu dünyada? Yani daha doğrusu neredeydik bu arada? Yani 5-6 sene önce neredeydik? Şimdi nereye geldik? İstersen oradan başlayalım. Bir de realitede neler oluyor? Vallahi biz 2013'te 2012-13'te başladık e-ihracata. İlk başladığımızda işte sadece iki firma vardı. Biz e-ihracat yapıyoruz. Ama biz şöyle aslında akışta olduğumuz için, bir dere akıyor orada, biz akıştayız. Akışta olduğumuz için ilk bizim başımıza geliyor her şey. Dönüyoruz, bizim başımıza böyle bir şeyler geldi. Sektörde bir kimsenin haberi yok. Bizim olayı anlat, yani bağırınıyoruz, yırtınıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ama işler başka boyutta. Burada hiç kimse bizi anlamıyordu ilk başta. Yani ne öyle bir şey ihracat yapılabileceğini farkındaydı, ne öyle olduğunu. Mesela bizim Wordy sürecimiz var UPS'te. Engin Bey de çok iyi bilir, uğraştık hep beraber. Şimdi her ülkenin farklı problemi ve devamlı da bu problemler insanlar öğrendikçe yeni regülasyonlarla karşınıza dikiliyor. Örneğin Almanya'ya mal satıyoruz, işte PayPal kapanıyor, Hollanda'da şirket kuruyorsunuz. Hadi Hollanda'da şirket kurdunuz, Almanya'ya mal satıyorsunuz. Almanya diyor ki bunu götüreceksin, önce Hollanda'da yerleştireceksin, ondan sonra ben Almanya'ya alayım. Bu sefer UPS geliyor size diyor ki iki tane kargo parası istiyorum, ben buradan Hollanda'ya götürdüm, bir de oradan Almanya'ya götürdüm şimdi. Zaten mal 20 euroluk paket, 30 euroluk paket satıyorsunuz, iki tane kargo, bunu nasıl açacağız? Hadi oturuyoruz UPS'le beraber birlikte, yani ikiye gidip 6-7 ay çalıştılar beraber değil mi? Yani Engin Bey mesela, biz Wordy'yi aktif hale geliyor. Şimdi herkes açıldı ve çok kolay ihracat yapılıyor. ETGB'ye geliyorsunuz. ETGB'yle bir şey çıkıyor. Okey. Hukuki olarak okey. Kanun okey. Her şey okey. Diyorlar ki biz bunu proof edemiyoruz. Nasıl proof edemiyorsunuz? Gümrük ihracat yaptığınızda Gümrük Bakanlığı'na gidiyorsunuz. Götürüyorsunuz malınızı. Gümrükten çıkarttığınıza dair bir kağıt alıyorsunuz. Ondan sonra bunun faturasını gelirler idaresine götürüyorsunuz. Banka dekontuyla birlikte paranızı aldınız. Sonra Gümrük Bakanlığı'yla işte gelirler idaresi birbirini göremiyordu. Gene bir çalıştaydı, gene Engin Bey'in olduğu bir çalıştaydı, hallettik. Göremiyor, arada bir bağ kopuk ve sizi ihracat yapmış saymıyordu. Ama o bağın ne kopuk olduğunu hiçbirimiz, biz hani bağ kopuk diyorlar, e-mail mi gitmiyor, kablo mu kopmuş, ne olmuşu biz
bilemediğimiz içeriden gene böyle bir şeyle çözdük. Şimdiki sorunumuz ETGB ile ilgili. ETGB ihracat olarak, rakamsal olarak var. Ama şirket bazında bu proof edilmediği için, yani bizim bir dekont kredi kartıyla sattığımız için veya ödeme sistemleriyle ürünlerimizi sattığımız için bir dekont alamıyoruz karşıdan. Dekont alamadığımız için de bu bankacılık tarafında proof edilemiyor ürün. Proof edilemediği için de şu anda ihracat olarak sayılıp destek alamıyorsunuz. Sadece belli destekler var. Yurt dışı reklam destekleri vesaire. Böyle bir sorunu da. Artı şimdi küçük market, örneğin Etsy isim de vereyim. Marketplace'lerde ürün sattığınız zaman artık bunların hepsinin kendi işlerinde reklam tool'ları var. Örneğin Amazon, Etsy. Bunlarda yaptığınız reklamlara da destek alabiliyorsunuz. Çünkü sadece Google ve Facebook desteği bakanlık tarafından verilmiş. Aslında şöyle, yani bu olaylar devamlı bir akan derede, başınıza bir sürü taşlar geliyor bir yerlerden. Onlardan devamlı sıyrılmanız lazım. Ve hakikaten de bir gri alanda kimse de ne olduğunu, ne yapacağını tam olarak bilemiyor. Onu da söyleyeyim. Ve bir derede gidiyoruz. Ama şunu da anlatayım. Hani bu kadar zor bir şeyle niye uğraşıyorsunuz? 8 katı pahalıya mal satıp karlı olmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Sefa Merve bugün hiç yatırım almadan bu cirolara gelmiş bir şirket. Sırf yurt dışı büyümesinden kazandığı karla büyüttü bu şirketi. Yani sadece Türkiye'de ben bir ticari şirketi kurup büyümeye kalksaydım imkansız. Örneğin bu süreçte bizim Türkiye satışımız çok büyüdü ama karsız. Yurt dışı bacağımız kesildi. Örneğin Fransa kapattı ülkeyi. Gümrük mal almıyor içeriye. Hadi biz buradan 3 firma 4 firma bir araya geldik. Uçak tuttuk. Uçağa yükledik malları. Gönderdik Hollanda'ya. Hollanda'dan Fransa'ya soktuk ürünleri. Bu tip anlık problemlere çabuk değişecek, çevik bir yapıya sahip olmanız lazım ki şirket içerisinde buralarda daha rahat çalışabilirsiniz. Bir de şunu söylüyorum, artık tower şirketler, tower dediğim kule şirketler, çok büyük yapılar, çok hızlı hareket edemedikleri için de hep geride kalıyorlar. Küçüklerin daha avantajlı. Yani küçük olarak bir işe başlayıp yürümesi aslında tamam, kargosunu pahalı alacak, belki ödeme sistemlerinde pahalı anlaşacak ama bu küçük olarak başlayıp yürümesi bence daha büyüyen bir yapıya gitmesi ve büyümesi daha sağlıklı bence. Çünkü büyüyü yönlendiremiyorsunuz. Yani bu dünyaya bakıyoruz işte, kule devlet Amerika'ydı, bakıyorsunuz bugün küçük küçük güçler çıkmaya başladı, yataylaştı. Yani kule işi yataya geçiyor. Google işte cloud hepimiz için çok önemliydi, cloud'a gidelim derken bugün baktığınız distributed cloud çıkıyor. Cloud'u yıkmaya çalışıyor. Aslında dünya da nereye gideceğini çok tahmin edemiyor. Lazada'ya bakıyorsunuz, marketplace Filipinler'de çok büyüktü. %65 pazar payına sahipti. İki katı büyümesine rağmen bugün %35 pazar payına sahip, sosyal ticaret yıkmaya çalışıyor. Yani kule işlerin hepsi aslında baktığımızda, ya bu devlette, şirkette, teknolojide kuleyseniz birileri bir şekilde sizi zayıflatmaya çalışıyor. Yıkılır yıkılmaz. Ben o tarafını bilemem ama yatay yapıdaki mimariler, yani bina bile olsa bizi deprem işte kuleden çıkartıp yatay mimariye götürdü. Bütün teknolojiler her şeyi yataya zorluyor. Onun için de benim öngörüm küçük şirketlerin başlayıp, yani işte hepsi burada X üzerinden başlayıp sonra da evrilip bir ihracat yapmaları her zaman daha mantıklı. Çünkü daha ne kadar çeviksen o kadar daha az para kaybediyorsun, daha az zaman kaybediyorsun ve bu işte de yürüyorsun. Çok da zor bir iş değil, onu da söyleyeyim. Yani tabii ki zorlukları var, tabii ki sıkıntılar yaşıyorsunuz ama o kadar sıkıntı olmasa 8 katı fiyata da mal satamayacaksın yani. Bir de öyle bir durum var. Yani her şeyin bir bedeli var. Ona özellikle önem verelim. Yani problemler tabii ki var ama yani ne kadar ekmek o kadar köfte değil mi? Burada şimdi, çok ciddi bir gelir kaynağı var ihracatta. Aynen. Belki öyle, geleneksel ihracattan çok daha karlı bir çok daha potansiyel. Karlı ama doğru başlamak lazım. Onu da söyleyeyim. Şimdi örneğin ödeme yöntemleri. Şimdi Almanya'dan örnek vereyim. Almanya'da kredi kartı kullanım oranı %25. Debit kart dahil. E-ticarette, online'da kullanım oranı. %30 bill pay dediğimiz bizdeki su faturası gibi. Suyu kullanıyorsun, önce gidiyorsun, sonra faturasını ödüyorsun. %30 bill pay. Yani ürün geliyor, 15 gün içerisinde parasını ödüyor. Sofort, Gyropay, PayPal baktığında pazarın diğer tarafını tamamlıyor. Yani siz şimdi sadece gidip kredi kartı posu koyup ben Almanya'ya reklam yapmaya başladığınızda sepette terk oranlarınız %80'e çıkıyor. Aslında bu iş baktığında bütün parayı reklama harcıyorsun ve karşılığını alamıyorsun. Neden? Günün sonunda şöyle bakıyorsun. Diyorsun ki bu iş yapılmaz. Ama senin hatandan. Yani sen bütün ödeme yöntemlerini cover edip hepsini koyduğun zaman satışın inanılmaz yükselecek. Daha bunun farkında değilsin. Biraz daha araştırıp detaylı. Hani biz dayak yedik, öğrendik. Başımıza geldi. Öğrendik.
sonuçta buraya geldi. Ama şimdi örnekler de var, yaptığımız hatalar var, anlatıyoruz. Yani bir ödeme işini, ödeme yöntemlerini, bütün ödeme yöntemlerini toplaman lazım. Yani bu İş Bankası çok büyük bir iş yaptı, hakikaten tebrik ediyorum. Hani ülkenin önünü açacak bir iş yaptı İş Bankası ama %55'lerde kavuru. %45 müşteri kaçırıyoruz hala. Yani sadece İş Bankası'nı koyduk, yine %45 müşteri kaçırdı. E ne olacak? Reklam maliyetlerinin iki katına çıktı. Bu iş sürdürülebilir, yapılmaz hale geldi. İşte Worldies, UPS çözmeseydi iki tane kargo parası ödüyorduk. Hadi biz anlattık, onlar anlattılar, bir araya geldik, bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi tek kargoyla, bir tek UPS yapıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Biz malı buradan gönderiyoruz. Malı direkt olarak Almanya'ya gönderiyor. Sanki ama Hollanda gümrüğüne girmiş mal oradan çıkıp Almanya'ya gitmiş gibi tek kargo parasıyla benim maliyetlerimi %50 azalttı. Azaltmasaydı yine bu iş olamayacaktı. Örneğin lokalizasyon. Şimdi konuşuyoruz dil çevirisi. Dil çevirisi sadece dil çevirmekle de olmuyor. Yani oranın başka örneğin 7 tane Arapçada 7 tane lehçe var. Hepsinin farklı bir kullanışı var. İngilizce en az 3 İngilizce var. Birini sepete başka bir şey diyor, öteki başka bir şey diyor, öteki başka bir şey diyor. Örneğin biz de çeviriyoruz, big size, büyük beden ürün satacağız. Bedenler, bizim bedenlerimizde çok farklı Amerika'nın size'i. Biz 38-42 çalışıyorduk, Amerika'ya mal satmaya çalıştık. Meğersem orası zaten 42'den başlıyor bedenler. 42'den 52'ye kadar yani. Ama öğrendik mesela. Veya da bir işte büyük bedeni çevirdik, verdik tercümana, çevirdi big size diye. Google'a bakın, Amerika'da plus size diye aranıyor. Bizim site hiçbir şey uyumsuz, deli gibi masraf yaptık, 6 ay zaman kaybettik. Yani bu tip şeylerin hepsi aslında artık oturdu. Herkes bu hataları yapmayacağının farkına vardı. Artık biraz uğraşıp çalışmamız lazım. Küçükler için de söyleyeyim. Örneğin Etsy, yani benim hep anlatıyorum. Bir tane doktor arkadaşım doğum yaptı eşi Yunanistan'da. Annesi de yanına gidiyor. Çocuğa da bir şeyler örüyor. Hırka, yelek, patik örüyor. Uymuyor çocuğa. Yan komşusu Yunan'da diyor ki ya burada Etsy diye bir site var. Buraya bir koyalım, satalım bunları diyor, yani bu ürünleri. Koyuyorlar, hemen satılıyor. Kadın da orada örmeye başlıyor. Yani büyük şey çocuğa. Abi şu anda kadın İngilizce bilmiyor. 70 yaşında Etsy'de ayda 15 bin dolarlık mal satıyor. Hangimiz bugün 15 bin dolar maaş alıyoruz? 70 yaşındaki bir kadının Takıldı mı acaba? Takıldı galiba, değil mi? Evet. Kesin mi kesildi? Evet, geri geldi şimdi. Yani biraz sebat edip uğraşıp hakikaten, yani para kazanmak istiyorsan, 8 katı mal satmak istiyorsan, Türkiye'de de işini büyütmek istiyorsan, yurt dışı bacağı yapmadan olacak bir iş modeli yok artık dünyada. Yani Türkiye'de bir etkisinin sadece Türkiye'de büyüyerek yatırım almadan para kazanabileceğini ve büyüyebileceğini ben düşünmüyorum. Evet, ben biraz bu işe şöyle bakıyorum. Hani bundan 7-8 sene önce e-ticaret için işte bir çocuğu koyardın, e-ticaret yap hadi bizim için derdin. Öyle olmadı. Yani öyle olmadığını anlayan firmalar, doğru ekipleri kurup doğru yatırım yapan firmalar, özellikle bu Covid'le de beraber keşke yapsaydık demedi ve gerçekten e-ticareti doğru yaptı. Markalarda, firmalarda. Ben de şu anda e-ihracatı biraz öyle görüyorum. Ya e-ihracat var, tamam. Hani bizde de bir arkadaş koyalım, o baksın. Hani araştırsın gibi. İşte Amazon'da bir dükkan açmaya çalışalım falan. Aa baktık olmadı. Gibi gibi böyle. Yani bunun kendi başına hukuksal, lojistik, altyapısal, pazarlamasal her bir departmanı tekrar düşünülmesi gereken bir yapı olduğu olarak bakarsa başarılı oluyor. Bence sizin başarınızda da, yani başarı hikayesinde hedef zaten ihracat olduğu için tüm iç yapılar, tüm şirket DNA'sı da ona göre kuruldu. O çeviklik de ona göre aslında kuruldu. Aslında biz pazarla beraber öğrendik. Yani Almanya Gümrük Bakanlığı beni çağırdı, dedi ki sen burada böyle böyle yapıyorsun. Yani sepette %50 indirim yapmışız. 40 euroluk ürünü 20 euroya satmışız örneğin. Göndermişiz 22 euroya kargo dahil. 22 euro 6 ürün. Ben KDV'si olarak göndermişim malı. Gitmiş müşteriyi aramış. Bakmış müşteriyi aramış. Bu ürünün kodunu bana ver. Kodunu almış müşteriden. Siteye girmiş bir bakmış. Ürün 40 euro. Beni Almanya Gümrük Bakanlığı'na çağırdılar. Gittim. Dedim ki bak at sepete. At sepete. Gel sepete. Sepette
%50 indirim. Ben buna 20 euro. Kaç euro almışım bundan? 20 euro almışım. Problem yok böyle böyle. Bu sefer dedi ki Gümrük Bakanı, tamam dedi. Bu sen doğru yapmışsın. Ama dedi ben dedi bu sepette indirimi şey saymıyorum. Sepette yaptığın indirimi senin marketin giderim. Ürün bedeli neyse. Bu sefer dedim ki bu 40 euroyu çiziyorum ben sepette indirim yaptığım zaman. Yanına 20 euro yazıyorum. Bu okey mi? Okey. Yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz hep akışta olduğumuz için onlar bir şey diyorlar. Biz hani hakikaten iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ve karşılıklı böyle hep anında öğreniyoruz işi biz. Hep şeydeyiz. Örneğin şimdi parayı Dubai'den Türkiye'ye getiriyoruz. KDV'siz. Şimdi KDV'siz sattık mı oldu ama Hollanda'da kolekt ettik. Hollanda diyor ki ben anlamam. Şirkete giren bütün paranın KDV'sini ödeyeceksin diyor. E diyorum ki ben bu malları 22 euro altı bunda paket indirimim var. Benim yani KDV almaman gerekiyor. Ben anlamam diyor. Hadi bu sefer onu KDV'siz bir ülkeye çekiyoruz parayı, Dubai'ye. Dubai'den Türkiye'ye getiriyoruz. Ödeme anlaşması. Bu da legal yani yeminli mali müşavirle. Bu sefer hadi Dubai'ye şey geliyor. KDV geliyor. Biz bu sefer Singapur'a gidiyoruz. Ödeme şirketi kuruyoruz Singapur. Yani hep böyle böyle bir akışta olduğun zaman ilk sen tosluyorsun duvara ve bunları öğreniyorsun. Bizdeki durum biraz böyle ama sonuçta da yani iyi para kazanacaksın. Hem karlı olacaksın hem de bunlarla uğraşmayacaksın. Öyle bir model de yok. Onu da söyleyeyim. Yok yok tabii. Şimdi son 15 dakikamız kısaca ikinci bir round gene bir fikirlerinizi alacağım. Bir de gelen sorular var. O sorulara da belki cevap ararız. Bilgisayar Hanım tekrar size dönmek istiyorum. Hani Metin de biraz önce dedi bayağı regülasyonlar ilerliyor, değişiyor olan şeyler var. Ama sonuçta hukuksalda bir iş yapmamız gerekiyor. Doğru bir iş yapmamız gerekiyor. Burada hani akıllı sözleşmeler konusundan biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Bir de uyuşmazlıklarda neler olabiliyor hukuksal anlamda? Yani ne kadar koruyabiliyoruz kendimizi hukuksal olarak ihracatta? Teşekkür ederim. Evet, bütün konuşmacıların ortak aslında anlatmaya çalıştığı şey mümkün olduğunca çevik, teknolojiye ve gelişmelere hızlı tepki verebilen bir sistem kurmaktı. Hukukta genelde daha atıl olduğu düşünülen bir yapıdır ama aslında öyle değil. Artık hukukçular da hem CRM, veri analitiği, IT gibi diğer disiplinlerle çok daha hızlı temas içinde ilerliyorlar. O yüzden hani bu genel olarak önerim daha dinamik, sizin bu yapılarınızla uyum sağlayacak hukukçuları daha sürecin en başında sisteme dahil etmeniz. O yüzden de örneğin akıllı sözleşmeler üzerinden gidelim. Akıllı sözleşme dediğimiz nedir? Bir blok zincir teknolojisi kullanılarak kurulan sözleşme. Tabii böyle deyince artık hani hukukçulara gerek yok. Biz hani teknolojiyle sözleşmelerimizi yapıp kenara çekilelim. O kendi kendini yerine getirsin diye düşünülebilir. Yazılımcılar onların yerine geçti diye düşünülebilir ama aslında öyle değil. Bizim mutlaka yeni dönemdeki amacımız tamamen interdisipliner gitmek, önleyici hukukla ilerlemek ve en başından bir akıllı sözleşme teknolojisi olsun ya da tüketiciye temas olsun, ödeme sistemi seçilmesi olsun. Bunların teknolojik altyapılarını bilen, takip eden kişilerle birlikte yürümenizi sağlamak. Ve de uyuşmazlık çözümünde de dediğim gibi uyuşmazlık yaratmadan tabii ki bitirmek ve gerekiyorsa da ama B2B ilerliyorsak da tahkim gibi daha dinamik uyuşmazlığı çözecek kişiyi seçebildiğiniz, yani hakemi bir noktada hakim olan hakemi seçebildiğiniz uyuşmazlık çözüm yöntemlerini tercih etmek olacaktır. Özetle dediğim gibi bu artık hukukçuların da çevik olması gereken bir dönem. Teknolojiyi takip etmesi gereken bir dönem. Sadece hukuk kitaplarını değil, LinkedIn'i ya da işte etkinlikleri, böyle webinarları takip ederek, biz de sizleri dinleyerek hızlıca sizlere çözüm bulmaya çalıştığımız bir döneme girdik. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Hukuksal olarak sağlam zemine ayağımızı basarak devam ederiz inşallah. Engin Bey, size sormak istiyorum. Bu world is kelimesi dönüyor. Sorularda da geldi aslında. World is nedir? Tam olarak ne işe yarar? Neleri çözüyor? Kısaca ondan bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii Emre Bey, bahsedeyim. Mehmet Bey de sağ olsun aslında bayağı detaylıca anlattı. World is UPS'in bir ürünü aslında özetle. Şöyle bir kolaylığı var. Buradan son nokta, yani özellikle B2C, Direct to Consumer, son kullanıcıya yapılan satışlarda
birden fazla gönderinizi, farklı farklı kişilere giden, farklı farklı ülkelere giden birden fazla gönderinizi tek bir gönderiymiş gibi gümrük süreçlerini yönetip burada işte beyanname veya diğer bütün süreçler aslında bunlar bu 100 gönderi o gün yaptınız veya 150 gönderi fark etmez hacminiz ne olursa olsun tek bir gönderiymiş gibi işlemenizi sağlıyor. Bu tabii ki hem vergi avantajı sağlıyor hem navlun tarafında işte bunları hava kargo yapıp oradan son kullanıcıya tekrar navlundan oluşmasını engelliyor gibi birçok kolaylığı var aslında. Yani özetle belli bir hacmin üzerine çıkan e-ticaret, e-ihracat firmaları için aslında çok çok pratik bir çözüm ve günün sonunda hem yani hem alıcı tarafında hem de sizin süreçlerinizde çok büyük bir değişiklik olmadan bütün gümrük süreçleriniz ve aynı zamanda tabii gümrüğe de tabi olmadığı için bunlar hani tek bir şey gibi gümrüklerinde için ayrı ayrı süreçler olmadığı için çok daha hızlı zaman kazandırıyor. Navlundan tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda bütün süreçleri kolaylaştırıyor. Bir soru vardı sizin ettiğiniz aslında ona bir ek yapmak istiyorum. Tabii WorldEase'i kullanmak için hali hazırda şey olması gerekiyor. Bir şirket olması gerekiyor. Aslında ama şirket kuramadıkları durumda veya işte WorldEase'i büyütecek kadar veya WorldEase'i kapsayacak kadar büyük bir hacimleri olmadığında UPS'in yeni bir servis var. CFR diye geçiyor. Custom and Fiscal Representation. Burada da yeni ihracatçılara özellikle varış noktasında bir ülke kurmadan sadece bir EORI numarası alarak sadece bir vergi numarası aslında bu Port of Entry ülkesinde bunu alarak UPS'in orada temsil etmesini sağlayabiliyorlar. Bu da şu anlama geliyor aslında özetle. Siz buradan bir ürünü sattığınızda Avrupa ülkesine son kullanıcıya satarsanız onun tekrar ürün geri iade gelirse KDV tarafındaki oraya ödemiş olduğunuz KDV o ülkede kalıyor. Bireysel kişiler KDV'yi geri alamadıkları için UPS Import of Records dedikleri oradaki import eden kişi olarak bir şirket olarak seçtiğiniz örneğin bu sefer geri gelen ürünlerinizde KDV'nizi de geri alabiliyorsunuz. Bu yeni geçtiğimiz yıl lanse edilen bir ürün. Bunun gibi bir şey var veya muhasebe süreçlerinizi yönetebiliyor orada vergi süreçlerini, bu KDV iade süreçlerini. Aslında Türkiye'de geçmişe yönelik yani ben şeyi düşününce WorldEase'i kurduğumuz setup'ı düşününce Mehmet Belal'le beraber o aylarca öyle mi olur böyle mi olur. Şimdi geldiğimiz noktada aslında ihracatçı için çok fazla şekillenmiş, çerçevesi çok daha belli ve hayatı çok daha kolaylaştırıcı çözüm olduğunu söyleyebilirim. Yeni ihracatçılar veya işini büyütmek isteyenler için. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada izleyicilerimize bir bilgilendirme yapalım. Yayının full kaydını YouTube kanalından paylaşılacak ve LCV yapan tüm katılımcılara linki de ayrıca yollanacak. Çünkü kaçıranlar, başını kaçıranlar olmuş. Emre bir şey söylemek istiyorum. Ya WorldEase'in bizim evet. tarafındaki anlamı şu. İki kargo parası ödeyeceğimize, yani buradan Hollanda'ya gönderdin, Hollanda'dan Almanya'ya gönderdin. İki kargo parası ödeyeceğine bir kargo parasıyla işi çözüyorsun. Aslında bizim tarafındaki yansıması bu. Maliyeti %50 aşağı çekiyor. Navlun maliyeti. Çok önemli bir çözüm. Yani inanılmaz önemli bir çözüm. Sizin de elinize sağlık. Yani Türkiye'de bunu Türkiye'de uygulanması için hem use case'ini hem de regülasyonun şeklinde sizler sağladınız diye anlıyorum. UPS. Gökhan Bey aramızda mı? Evet, UPS desteğiyle. Gökhan Bey sanıyorum teknik bir şey yaşadı. Gelince ona bir sorum olacak ama Güneş Hanım o zaman size sormak istiyorum. Şimdi farklı ülkelerde pazar yerleri de var. Tabii pazar yerlerinde satış da bir konu. Yani biraz önce işte Metin bahsediyordu Etsy'de satmak bir konu ama her ülkenin lokal championları var. Yani her ülkenin işte hepsi burada N11 Trendyol'ları var. Gitti gidiyorları var. Oralarda satmak da bir konu. Bu pazar yerlerine entegrasyonu önemi ve o pazar yerlerindeki lokalizasyonlar, o ülkedeki lokalizasyon, dijital pazarlama önemi hakkında ne düşünüyorsunuz siz ve nasıl bir destekler veriyorsunuz? Evet, belirttiğiniz gibi pazar yerleri de aslında ihracatlı giriş modellerinden bir tanesi ve öncelikli olarak tercih edilen bir model. Çünkü aslında o pazarın biraz dinamizmini de öğrenmenize zaman kazandırıyor size bu sayede. Biz de e-commerce ürünüyle şu anda 14 farklı ülkede pazar yerleri entegre bir şekilde aktif olarak çalışmaktayız. Böylelikle aslında destek verdiğimiz markalarımız, bizim platformumuzu kullanan markalar sorunsuz bir şekilde
dilediği pazar yerlerine gerek multi ülkeye girerek ya da tek ülkeden aslında devam ederek süreçlerini devam ettirebiliyorlar. Dijital pazarlama konusunda ise birçok aslında konuştuğumuz gibi lokalizasyon çok önemli. Yani örneğin Rusya %7.2 ile aslında büyüyen bir pazar. Ama Rusya'da hala hazırda İngilizce bir site açarsanız baştan kaybetmiş oluyorsunuz. Özellikle mutlaka Rusça olması lazım. Mutlaka onların özel günlerine özel bir pazarlama oluyor olması lazım. Ya da Yandex gibi, Yandex Pay gibi Türkiye'den farklı domine kanalları, dijital pazarlama kanallarını kullanıyor olmalısınız. Biz de İmran olarak şu anda 14 ülkede hizmet veriyoruz. O yüzden halihazırda tüm ekip zaten İngilizce zorunlu bir şekilde devam ediyor. Ama bunun yanında bu lokal anlamında hassas olan ülkelerde ayrıca dil desteği de veriyoruz. Ekibimizde şu anda GrowthApp ekibimize Almanca, İspanyolca, Rusça gibi farklı diller ve tamamen bu ülkelerin dinamizmini takip eden ekiplerimiz mevcut. Böylelikle aslında Collins Rusya gibi tamamen Türkiye'den Rusya pazarını yönettiğimiz bir sistemimiz de mevcut. Evet, Rusya pazarı gerçekten önemli. Orada ülkeye ürünü soktuktan sonra ülkede bir de last mile sorunu da var. Kesinlikle. Herhalde dünyada en fazla locker ve pickup noktasının olduğu ülkelerden, yani ülke değil zaten koskoca kıta. Yani bir de kendi içinde kaç tane saat dilimi olan Vladivostok'tan öbür tarafta St. Petersburg'a kadar değişik coğrafyaların yani bir yerde kışken bir yerde şey olabildiği, daha değişik olabildiği, herkesin değişik ihtiyacı olan oradaki tüketiciyi anlamamız gereken. Ama bir o kadar da Rusya pazarı bana sorarsanız Türk ürünlerine ne yakın olan, Türk markalarının orada Türk kalitesini gerçekten onaylattığı da bir pazar. Siz de orada biliyorum Collins için galiba değil mi? Evet. Rusya operasyonunu. Evet. Yönetiyorsunuz. Onun için de elinize sağlık diyorum. Metin, sana bir soru var. Direkt sana gelen. Diyorlar ki tekrar başa dönsen Avrupa için neyi değişik yapardın? Gene bu ürünleri mi satardın? Bir de gençlere tavsiyen ne olur? Bedensiz ürüne giderdim ve orada da zaten hemen belli bedensizde bir ev tekstili, işte havludur, peştemaldir falandır filan, yani Denizli'yi bir taşırdım Avrupa'ya, birinci durum. Çünkü iade bir sıkıntı, doğru mu? Yani aynen öyle. Bedenli üründe en büyük sıkıntı iade. Yani o cümlenin altındaki mesaj o, anladığım kadarıyla. Aynen öyle. İkinci durumda şey, mesela bizim domine ettiğimiz pazarlara bakardım. Örneğin halı, ev halısı, makine halısında pazarın %80'ini Türkiye domine ediyor, Gaziantep. İşte tekstil, ev tekstilinde yine %50 civarında, 60 civarında Denizli, işte havludur, odur, budur, ev tekstilidir, Denizli domine ediyor. Burada hem fiyat avantajımız var, hem ürün, iyi ürünümüz var. Bir de yurt dışı pazarlarda Türk malı olunca Çin'e nazaran %25 daha fazla fiyatı kaldırıyor pazar. Yani iki tane ürün olsun, sen %30, %35 fiyat farkı koymadıktan sonra Çin ürünüyle arada Türk ürünü tercih ediyor müşteri. Pahalı, %25 daha pahalı olmasına rağmen. Ben buralarda kendi ülkemizin domine ettiği pazarlara bakıp beden problemi ve iade sorunları olmayan sektörlerdeki veya ürün gamlarını tercih ederim. Mesela ayakkabı da iyi. Makasın ayakkabı da Türkiye. Çok iyi bir şey. Üretici dünyaya. Yani odada da %50-60 galiba Türkiye'de üretiliyor ayakkabı tarafı da. Ben buralardan başlardım olsaydım. Bir de oto yedek parça çok iyi gidiyor mesela. Çok evet, oto yedek parça. Onu da duydum. Orada da biraz navlun sorunları falan, o tip şeyler tabii var ama çok iyi gidiyor. Ben de duydum o tarafı. Ama bu değişiyor. Yani bir, bana buradan 6 ay önce, Covid'den önce sorsaydınız Ürdün en iyi pazar derdim yani. Deli gibi mal satıyorduk. Bir gitti Ürdün hükümeti pasaport kimlik kartı zorunluluğu getirdi. Ürdün hükümeti kesildi. Hadi döndük başka ülkeye. Mısır'a döndük. Mısır'a girdik. Bir baktık Mısır'da hiç kimse ürün satamıyor. Niye? Bir araştırdık. Adresler şöyle geliyor. Sarı çadırın karşısındaki kırmızı çadırın yanındaki mavi çadır. Sarı çadır bir kalktı, adres falan yok. Hadi biz şimdi WhatsApp üzerinden lokasyon alıyoruz. Enlem boylam bilgisini kargocuya iletip enlem boylamla kargo göndermeye çalışıyoruz falan gibi. Hep böyle. Hani akan bir derede işte kendimize yol bulmaya çalışıyoruz. Aslında durumumuz biraz
Hep öyle desteklere geleceğim. Bir destekle ilgili bir soru vardı. Lojistik destekle ilgili. Evet. Dünya Ticaret Örgütü tarafından incelemede Türkiye. Yani aslında navlun desteği veremiyorsunuz direkt olarak. Çünkü rekabeti engelleme açısından. Bu yani öyle bir desteği de hayalde etmeyelim. Yani biz çok konuştuk. Seninle beraber de bakanımızla çok konuştuk biliyorsunuz. Evet, yani tabii. Devlet tutup da bir navluna bir destek yapamaz. Yapabilme ihtimali de çok görünmüyor. Ama şimdi bir yol bulmaya çalışıyorlar. PTT'yi kit statüsünden çıkarıp onun üstünden kargo gönderme operasyonu konuşuluyor. Arka tarafta belki yapılabilir mi böyle bir şey? Hani büyük bodylerden 3-4 tanesini toplayalım. PTT üzerinden böyle bir şey yapalım durumu var. Belki orada bir şey yapılabilirse yapılsın. Ama benim beklentim şu. Bana direkt para olarak devlet destek vermesin. Verdiğim kargoyu kendisi götürsün. Yani bana bir destek. Ben şimdi devlet bana bir para verip ben gidip desteği alıp ödene kadar kur oluyor iki katı. Tabii. Zaten yolda %30-40 kurdan kaybediyorsun. %20 danışmanlık parası veriyorsun. Verdiği %70, %20 ile ben bu işi yapıyorum oluyor. Onun için de ben destek istemiyorum. Devlet işi yapsın istiyorum. Yani reklam yapacaksam ben gitsin devlet reklamı yapsın benim. Bir formül bulsun oraya. Gitsin beni de muhatap etmesin. Direkt araya aracı koymadan kendisi versin. Kargomu taşısın benim. Gidip kargo desteği vermesin bana. Kargoyu direkt taşısın. Gitsin UPS'le anlaşsın. Ben UPS'e teslim edeyim ürünümü. UPS götürsün kargoyu. Bu tip aksiyonlar yapıyorum. Aslında yani verilen destek, verileceği söylenen destekler ve akış kağıt üzerindeki gibi olsa iş çok daha şey yürür değil mi? Ama bir yerde diyelim. Takılıyor. Yani biz KDV evet. işini yine Engin de vardı. Beraber çözdük. KDV alamıyorduk o gün. İşte evet. göremediği için. Niye göremiyor diye biz oturduk oradan müsteşarlarla, kağıtlarla. Nerede sıkıntı var, ne var çözüldü. KDV almaya başladık. İki ekranı yan yana getirip buraya taşıyacaksın. Sorun neymiş diyerek. Biliyor musun? Bizim vergi numaramızı giriyormuş. UPS'in ismini mi vergi numarasını gireceğine. Oradaki gümrükteki adam benim vergi numaramı giriyormuş. Pardon, i̇şte. UPS'in vergi numarasını giriyormuş benim vergi numaramı gireceği yere. 5 sene biz alamadık KDV'yi. Bak bu problemimizden. Evet, biz kadar... o yüzden hep şey diyoruz. Yani bu ihracat için ayrı bir e-ihracat için ayrı bir herkesin yani bu tüm gümrüğün de maliyenin de olduğu tek bir birim birleşsin. Fiziksel olarak hatta aynı yerde otursunlar gibi. Gökhan Bey geri geldi. Gökhan Bey'e bir sorun vardı. Onunla da tamamlayacağız. Bir iki dakika aşıyoruz. Biraz önce Metin şey dedi, Yunanistan'da bir 70 yaşında teyze kadın evet. girişimci ayda 15 bin dolar ciro yapıyor dedi. Sorulardan bir tanesi de aslında kadın girişimcilerle alakalı. Siz de bir cümlenizde belirttiniz. Evet. Kadın girişimci olarak Hepsi Burada platformu üzerinden ki yani Hepsi Burada kadın girişimciliği Hanzade Hanım'ın da destekleriyle biliyorum çok özümsemiş bir firma. Dolayısıyla kadın girişimcileri e-ihracatı açmak için ne yapıyorsunuz? Yani ben bir kadın girişimci olsam ne yapmam gerekiyor Hepsi Burada? Ben bunu genelleyeceğim. Hem kadın girişimcilerimiz için, hem KOBİ'ler için, hem büyük perakendeciler için aslında sürecimiz hem aynı hem de çok basit ilerleyen bir sürecimiz var. Panelimize giriş yapıyorsunuz. Üyelik formları dolduruluyor. Ve bundan sonrasında panelin sizi yönlendireceği şekilde sistemimize kaydolduktan sonra ha Türkiye'ye aslında ürün yüklemişsiniz. Yani Türkiye dediğim platformun üzerine ürünü bir kere yükledikten sonrasında süreciniz aslında ihracat için sizin için başlamış oluyor. Aslında yapılması gereken tek şey üyelik Emre Bey bizim tarafımızda. Daha sonraki bütün süreçleri aslında Metin Bey'in de burada anlattığı bütün süreçlerin işletilmesi bizim tarafımızdan gerçekleşecek. Anladım. Dolayısıyla ayrı bir süreç yok. Hepsi Burada da ürün satar evet. gibi aynı şekilde ihracat başlayabiliyor. Evet, herkese tek platform, tek hizmet aslında mantığıyla herkesin aynı olanaklara sahip olabilmesini sağlayacak şekilde aslında sistemimiz dizayn edilmiş durumda. Büyük ölçeklilerimiz API connection'la yani bilgisayarlar arası bağlantıyla aslında sistemimize onboard olabiliyorlar. Ama küçük işletmelerimizde panelimiz yardımıyla ürünlerini yükleyerek istedikleri gibi sürece başlayacakları bir noktaya gelmiş oluyorlar. Evet. Bir de ben çok teşekkür etmek istiyorum hepinize panelimize katıldığınız için. Anketimizden gelen rakamı da belirteyim.
Yönlendirmemek için belki şey yapmadım ama %58 ile lojistik olarak geldi Engin Bey. Yük sizin omzunuzda gibi gözüküyor ve %42 de ödeme, yani paramızı tahsil edelim. Metin'in dediği gibi değişik ülkelerde yazar kasamız olmazsa aslında satışımız hiç tamamlanmıyor. Dolayısıyla ürünümüzü sattıktan sonra taşıyabilelim, paramızı da tahsil edebilelim. En önemli engeller olarak bu gözüküyor. Ben tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum tüm panelistlere. Çok değerli bilgiler verdiler. Biz de dernek olarak, Etit Derneği olarak ana misyonlarımızdan bir tanesi e-ihracat. Ayrıca TOB'da da aynı şekilde ben e-ihracat meclis başkanlığı, e-ticaret meclisinde e-ihracat komitesi başkanlığını götürüyorum. Orada da adım adım e-ihracatın önünü açmak için çalışmalarımızı götürüyoruz. Eminim şu anda işte Etbis'te %9 gibi gözüken toplam e-ticaret içindeki yurt dışının payı gelecek senelerde çok daha artarak devam edecektir deyip tekrar teşekkür edip Alkaş ekibine sözü veriyorum.